from running away with our sovereignty, with our independence, with our freedom. They have no right to touch it. Yıl 1983. Birleşmiş Milletler Konseyi'nde yaptığı konuşma büyük ses getirdi. Hayatını Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına adadı. I have thousands of people dead and buried because they objected to enosis, because they did not recognize the unconstitutional rule of Makarios. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ömrü boyunca Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için mücadele etti. Toprak için öldük, hürriyet için öldük, bayrak için öldük. 13 Ocak 2012'de hayatını kaybeden Denktaş'ın çoğu Kıbrıs sorunuyla ilgili 50'nin üzerinde eseri var. Denktaş, Kıbrıs'ın Vaf bölgesinde 27 Ocak 1924'te dünyaya geldi. İlkokul eğitimi için 1930'da İstanbul'a gönderilen ve daha sonra Kıbrıs'a dönen Rauf Denktaş, 1941'de Lefkoşa İngiliz Okulu'ndan mezun oldu. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başlayan Denktaş bir süre Gazi Magusa'da tercümanlık, mahkemelerde memurluk ve İngiliz okulunda öğretmenlik yaptı. Vatan müdafasındasınız. Vatan müdafasında Türk'ün sabrı tükendiği yerde yeniden başlar. Sabrın tükendi denmez. Türk iseniz değerlisiniz. Hukuk eğitimi için 1944'te Lincoln's Inn'de okumak üzere İngiltere'ye giden Denktaş, 1947'de adaya döndü ve avukatlığa başladı. Sonrasında savcı olan Denktaş, 1956'da başsavcılığa kadar yükseldi. Türk cemaatinin iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Doktor Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üstlenen Rauf Denktaş, iki liderin onayıyla Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Kongresi'nde başkanlığa seçildi. Bizi mahkum etmeye çalışanlar, dünyanın tarihinde muhakkak mahcup olacaklardır. Ama onların mahcup olmasını beklememeliyiz. Yapılacak iş vardır. Bu da diriliktir, harekettir, birleşmedir. Kıbrıslı Türkler onu 1948'de henüz 24 yaşındayken Enosis'e karşı düzenlenen ilk büyük mitingde tanıdı. Denktaş'ın ilk kez halka seslendiği bu miting yarım asrı aşan siyasi hayatının da başlangıcı olacaktı. Rum beni o muazzam propagandasıyla dünyaya çözüm istemeyen adam diye takdim etti. O doğru. Ve dünyada bunu kabul etti. Niçin? Çünkü dünya dediğimiz ülkelerin meşru Kıbrıs hükümeti diye kabul ettiği eli kanlı Rum idaresini ben meşru hükümet olarak kabul etmiyorum. 1955'te terörist bir hüviyete bürünen Enosis'le mücadelede ve EOKA karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön veren Denktaş, 1958 yılında hükümetteki görevinden istifa etti. Arkadaşlarıyla 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu. Enosis, Lozan'ı bozar. Lozan'da İngiliz'e bırakılmıştır. Enosis yapamazsın. Lozan bozulur. Rauf Denktaş, Toros Kod adıyla bir numaralı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın mücahidi olarak kaydedildi. 5 yıl boyunca adaya gizli yollardan girip çıkan Denktaş, Erenköy çatışmaları sırasında 2 kez ölümden döndü. Denktaş 1967'de adaya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler sonucu Türkiye'ye geri verildi. 1968'de adaya giriş yasağı kaldırıldığında Kıbrıs'a döndü. 1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'na seçildi. 28 Şubat 1973'e kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanlığı yaptı. Rauf Denktaş, 1974'te Türk Barış Harekatı'nı izleyen süreçte kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı oldu. Evet, varız, dikileceğiz, diriyiz, egemenliğimize, bağımsızlığımıza dokunmayız. KKTC Cumhurbaşkanlığı döneminde Talat Paşa Komitesi Başkanlığı'nı yaptı. Perinçek, İsviçre davasında Vatan Partisi Doğu Perinçek'le birlikteydi. Ermeni soykırımı yalanına karşı mücadelede de önde gelen isimlerden biriydi. Çoğu Kıbrıs sorunuyla ilgili 50'nin üzerinde eseri bulunan Rauf Denktaş, adı ülkesiyle birlikte anılan liderler arasında tarihteki yerini aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için verdiği büyük mücadelede bugün somut adımlar atılmaya başlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınacak. Toprak için öldük, hürriyet için öldük, bayrak için öldük.